Şimdi burada da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğundaki acayip şeylerden bahsedeceğiz. Doğum zamanında olan acayip şeylerden biri budur ki İmam-ı Beyhaki, büyük muhaddis, çok büyük muhaddis, Ebu Naim, çok büyük muhaddis, 10 ciltlik hadis kitabı var. Bunlar rivayetlerinde Hasan bin Sabit'ten rivayet ediyor. Yani bunlar bu sahabeden rivayet ediyorlar. Hasan bin Sabit'ten rivayet ediyorlar. Bu Hasan bin Sabit diyor ki ben tam 8 yaşındaydım. Biliyorum ki bir sabah vaktiydi. Bir Yahudi mahallede Peygamber Efendimiz'in doğduğu mahallenin oralarında baktım, yani Yahudi feryat ediyor. Ey Yahudi cemaati diye çağırdı telaşla. Bütün Yahudiler toplandılar, Yahudi mahallesinde toplandılar. Ben o zaman 8 yaşındaydım. Ne oldu, ne var diye hepsi başına toplandılar. Dedi ki Ahmet'in yıldızı bugün doğdu ve Ahmet bu gece dünyaya geldi. Biliyorsunuz ki yani Kur'an-ı Kerim'den evvelki gelen İncil, Tevrat vesaire mukaddes kitaplarda Peygamber Efendimiz'in adı Ahmet'tir. Ahmet'in yıldızı doğun deyince Hazreti Muhammed Mustafa'nın yıldızı bugün doğdu. Yani Hazreti Muhammed Mustafa bugün dünyaya geldi dedi. Bu rivayet Mevâhib-i Ledünniye'nin Mealim-i Yakın şerhinde 1. cilt 23. sayfa, büyük hadis kitabından 18 cilt olan hadis kitabından da Kenzül Ummad'ın 12. cildin 35.818. hadiste yazıyor bunları. Kaynaksız bir şeyi anlatmak istemiyoruz. Hazreti Ayşe'den rivayet ediliyor ki bir Yahudi vardı. Bunu da Hazreti Ayşe rivayet ediyor. Bu Yahudi Mekke'de sakin olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin doğduğu gecesi Kureyş kavmine geldi bu Yahudi. Bu gece aranızda bir oğlan dünyaya geldi mi diye o Yahudi sordu. Kureyşliler bilmiyoruz dediler. Dedi ki varın araştırın bakalım. Bu ümmeti Muhammed'in peygamberi bu gece doğdu. Arkasında bir alameti vardır. Yani nübüvvet mühürü vardır. Kureyş taifesi aralarında sordular, haber verdiler ki Kureyşliler bu gece Abdullah'ın bir oğlu vücuda geldi, hakikaten arkasında da bir nişanı vardır dediler. Yahudi geldi, nişanı gördü, yani nübüvvet mühürünü gördü ve aklı başından gitti ve bayıldı düştü. Kendine gelince hey medet, Beni İsrail'den nübüvvet gitti hayvah dedi. Yani artık Beni İsrail'in peygamberlikle bir ilişiği kalmadığını söyledi. Ve Kureyş kavmine de dedi ki siz öyle bir mertebeye geldiniz ki bu mertebede bir devlete nail oldunuz ki şanı mağriptan maşrığa ulaşacaktır dedi. Yahudinin böyle bir şeyi haber vermesi, Beni İsrail içinde ulema çoktu. Neden? Beni İsrail içerisinde yani İncil'i, Tevrat'ı, Zebur'u okuyan alim çoktu. Ve kitaplarında hep Resulullah hakkındaki malumatları iyi görmüşlerdi. Üstelik bu Yahudiler ilmi nücumdan da behreleri vardı ki bilgileri vardı. Daima kimin doğduğunu, kimin doğacağına bakar, yıldızlarından anlayabilecek kabiliyetleri vardı. Daima bu ilimle alakaları olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veladetlerinde olan acayiplerden biri de Medayin'deki Kisra'nın sarayının burçları yıkılmıştır. Biliyorsunuz ki İran'da Medayin diye bir şehir, yani yer vardır. Orada İran İmparatoru Kisra'nın sarayı var. Kisra'nın sarayının burçlarının yıkılması ve Faris vilayetindeki ateşperestlerinin 1000 yıldan beri yanan ateşlerinin söndüğüdür. Peygamberimizin doğduğu gün büyük olaylardan birisi neymiş? İran İmparatoru'nun Medayin'deki saray, Kisra'nın sarayının burçları 12 burcu yıkıldı. Yani
yüksek şerefelerin yıkıldı. Burçlardan 12 yüksek şerefe yıkıldı. Ve bir de ayrıca Fars vilayetindeki ateşperestlerin 1000 yıldan beri sönmeden yana ateşi söndü. Kisra'nın sarayının eyvanından yani burçların şerefelerinin 12'sinin yıkıldığı ve Taberiye denizinin yere battığı hadisesi vuku bulmuştur. Yani o günde bir de ayrıca Taberiye denizi yere batmıştır, suyu yok olmuştur. Bu Peygamber Efendimizin doğmasıyla dünyadaki bazı hadiselerin vuku bulmasıdır. Kisra'nın sayanın eyvanlarının 12 burcunun şerefinin yıkılması o günden sonra Kisra'nın İran saltanatı sona ereceğine işarettir. Fil hakiki aynı şekilde o bir müddet sonra yok olmuştur. Peygamberimizin doğumunda olan bir hususiyeti daha vardır ki mübarek göbeği kesilmiş olarak dünyaya geldi. Yani her çocuğun göbeğini sonradan keserler. Fakat Peygamber Efendimiz anasından doğduğunda göbeği kesilmiş olarak ve sünnet edilmiş olarak doğmasıdır. Şimdi Peygamber Efendimizin doğduğu yıl biliyorsunuz ki de söyledik ya Rabiul Evvel ayın nicesi 12. gece İsneyn gecesi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu yıl ihtilaflıdır. Yani bazıları diyor işte 1000 hicret miladın 570. senesinde diyor. Bazıları da 571. senesinde diyor. Şimdi sallallahu teala aleyhi ve sellemin doğduğu yılda ihtilaf edilmiştir. Ekseri alimler bunun fil yılında doğduğunu söylemişlerdir. Fil yılın demenin manası yukarıda işaret edildiği gibi yani Kur'an-ı Kerim'de işaret edildiği gibi Ebrehe ki Kur'an-ı Kerim'de ona eshab-ı fil diyor. Elem tera keyfe feala rabbuke bi eshabil fil diye bu surenin işaret ettiği eshab-ı fil ki Yemen meliki Ebrehe Kabe'yi yıkmak niyetiyle gelip saldırdığında Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri canibinden bir bela nazil olup helak oldukları yılda Efendimiz dünyaya gelmiştir. Yani fil yılı demek Ebrehe'nin ordusu Cenab-ı Allah tarafından ebabil kuşları ile helak olmuşlardı. İşte o yıl Peygamber Efendimiz dünyaya gelmiştir. Yani Ebrehe'nin ordusunun helak olduğu yılda Peygamber Efendimiz dünyaya gelmiştir. Meşhur budur ki o yıl içinde fil kıssasından 50 gün sonra doğmuştur. Bundan başka hangi ayda doğduğu hususunda da ihtilaf vardır. Fakat en meşhuru Rebiul Evvel'de doğmuştur. Cumhur-u ulemanın kavli budur. Yani bütün alimler ittifakla bunu kabul etmişlerdir. Cumhur-u ulemanın kavli budur. Bundan başka hangi günde doğduğu meselesine gelince de Ehli Mekke'nin inanışları budur ki 12. gece Düşembe gecesidir. Ehli Mekke böyle inanmışlardır. Neden? Çünkü 12. gece olunca Peygamber Efendimizin evini ziyaret ediyorlar Mekkeliler. Şimdi dahi, eskiden de dahi ta Peygamber Efendimizin peygamber olduğu andan itibaren bütün Mekkeliler Peygamberimizin doğduğu evi hangi gün ziyaret ediyorlarmış? Rabiul Evvel ayının 12. gecesi, İsneyn gecesi. Rabiul Evvel demek Arapçada ilkbahar demektir. Rabiul Evvel ilkbahar demek. 12. gece ilkbaharın 12.'si hangi güne denk geliyor? Düşembe dediği de Düşembe biliyorsunuz başta yekşembe pazar, Düşembe pazartesi gün gecesi. Pazartesi günü, Düşembe günü, pazartesi gecesi doğmuştur. Bunu da hadis kitaplarından Mecmu Zevaid 8. cildin 13.839. hadisinde yazılıdır. Mekkelilerin doğum gününde Peygamberimizin doğduğu evi, makamı şerifi, Rebiul Evvel'in 12. pazartesi gecesi ziyaret edenler,
İbni Abbas'tan rivayet edilmiştir bu söylediğim şey. Resulullah Efendimiz Hazretleri Düşenbe günü doğdu. Yani pazartesi günü doğdu. Düşenbe günü nübüvvete verildi, peygamberlik verildi. Pazartesi günü peygamberlik verildi. Düşenbe günü Mekke'den Medine'ye girdi. Peygamber Efendimizin vücuda geldiği saat, zamanı şerifi de hangi saatte dünyaya geldi diyecek olursanız, kan yeri ağardığı zaman, yani pazartesi günü ama pazartesi günü tan yeri ağardığı zaman idi. Rivayet olunmuştur ki doğum zamanı gafir dedikleri menazili kamerden 3 tane yıldızdır. Biliyorsunuz ayın 12 tane menzili vardır. 12 menzilden bir tanesi de gafirdir. O gafirin ay oraya geldiği zaman o gafir dediğimiz yer 3 yıldızdır. 3 yıldız. Ne zaman ay bu 3 yıldızın yanına geldiği zaman peygamberlerin doğduğu zamana işarettir. 3 yıldızın doğduğu zamana denk gelir. Bütün peygamberler doğduğundaki bu zamana denk gelir. Peygamberlerin doğduğu zaman bu 3 yıldızın doğduğu zamana denk gelir. Güneş yılından Nisan ayında dünyaya doğmuştur. Baharın orta ayıdır. Mart, Nisan deyince Nisan baharın orta ayıymış olmuş olur. Ona göre de ayın 20'sidir yani hani ayın 20'sidir. Peygamber Efendimizin müddeti hamle mesela bazılarının söylediği gibi zamansız erken doğdu diye bir şey yoktur. Efendimizin müddeti hamle yani anasının karnında durması 9 aydır demişlerdir. Bunu da Mealimül Yakin'in 1. cildinin 24. sayfasında yazmaktadır. Mekke şehrindeki Haccac'ın kardeşi Muhammed bin Yusuf'un olduğu evde dünyaya gelmiştir. Bu ev Peygamber Efendimiz'in kendi eviydi. Fakat Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye gittikten sonra Ukayr bu evi satmıştır. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye gittiği hicret yılları içerisindeki Ukayr yani amcasının oğlu Ukayr bunu satmıştır. Onun için o ev şimdi şu anda mesela Haccac'ın kardeşi Muhammed'in olmuştur o ev. Tabi satın almış o. Ve orada Süveybe dedikleri hatun emzirmiştir. Yani o evde emzirmiş Süveybe dedikleri bir kadın var. O kadın Peygamber Efendimiz'i doğunca o evde emzirmiştir. Bu kadın Ebu Leheb'in cariyesiydi. Resulullah'ın veladeti müjdelendiği için Ebu Leheb onu azat etmiştir. Tamam mı? Geçti mi vakit?